Louvre Müzesi'nin görkemli galerilerinden birindeyiz ve Laga hükümdarı Gudea'nın Diorit heykellerinin bulunduğu bir koleksiyonu inceliyoruz. Bu heykeller neredeyse 4000 yaşındalar. Bazıları bir insan boyutunda. Oturanlar var, ayakta olanlar var. Aralarında en çok dikkat çekenlerden biri maalesef kafasını, dizinin bir parçasını ve bir baş parmağını kaybetmiş olan bu heykel. Bu heykelin bu kadar dikkat çekici olmasının sebebi kucağında üzerinde tapınak planı olan bir tablet tutuyor olması. Gudea, Güney Mezopotamya'da Sümerlerin yaşadığı topraklarda bulunan bir şehir devleti olan Lagash'ın prensi ya da hükümdarıydı. Bu dönem tarihte Ur'un 3. Hanedanlığı ya da Yeni Sümer olarak bilinir. Yani Sümerlerin Ur'un daha önce Güney Mezopotamya'ya hakim oldukları dönemden sonra gelen bir dönem. Kısaca Sümer Hanedanlığı dönemi olarak da bilinir. Sümer Hanedanlığı Akatların baskısıyla kısa bir süre kesintiye uğrasa da devam etmiştir. Askeri bir kültüre sahip Akatlılar bir süreliğine hükümdarlığı ele geçirdiler. Fakat efsaneye göre dağlardan gelen bir grubun saldırısına uğradıklarında kontrolü kaybetmişler. Bu da Sümerlerin yeniden başa geçmesini sağladı. Şu an bu eserlere bakarken karşı karşıya olduğumuz dönem de işte tam bu dönem. Gudea dindarlığını göstermek için birçok tapınak inşa ettirmiş ya da hasar görmüş eski tapınakları onartmış. Bunu bu heykelde de bulunan tablet gibi daha birçok tabletten aldığımız bilgiler ışığında söylüyoruz. Heykelin eteğinde, sandalyede ve arkasındaki çivi yazılarını görüyorsunuz, değil mi? Yazılar bize bu heykelin dioritten yapılmasının Gudea için önemli olduğunu söylüyor. Diorit çok ama çok sert bir taştır. Fırat ve Dicle arasındaki bölge sıkça sele maruz kaldığı için bu bölgede taş bulmak neredeyse imkansızdı. Onun için bu taşın özel olarak bir yerlerden getirtildiğini düşünüyoruz. Diorit oyulması son derece zor bir taş olmasına rağmen çok dayanıklıdır. Gudea çivi yazısıyla bu heykel için kimsenin gümüş, bakır, teneke ya da bronz kullanmamasını söylüyor. Heykel tamamen dioritten yapılmış. Gudea dioriti renkli ve parlak diğer malzemelerle karşılaştırmış. Bu koyu renkli taşı tercih etmesi muhtemelen alçak gönüllülüğünün bir simgesi. Karşılaştığımız tüm heykellerde ellerini bu şekilde birleştirdiğini görüyoruz. Ayakları da yan yana duruyorlar. Heykellerde sessiz bir asillik var. Bu heykeller tapınaklarda bulunurlardı. Tanrı'nın karşısında Gudea'nın yerini tutarlardı ve insanların sürekli ibadet etmelerini sağlarlardı. Oldukça dindar bir hükümdarla karşı karşıyayız. Aralarında Girsu şehrinde yer alan ve ningir suya adanmış bir tapınak da bulunan bir sürü tapınak yaptırmıştı. Ningir su Sümerliler için çok önemli bir tanrıdır. Dolayısıyla bu tapınak da Gudea için çok önemli bir tapınakmış. Elinde bu tapınağa ait olduğunu düşündüğümüz planı tutarken heykelinin yapılmış olmasının sebebi de bu olabilir. Planın iç kısmında bulunan bir mabedi çevreleyen daha büyük bir tapınak kompleksine ait olduğunu düşünüyoruz. Güçlendirilmiş duvarlar, kuleler ve kapılar. Payandalar arasında tapınağın duvarlarının dışında bulunan ufak yapılar da gözümüze çarpıyor. Plan dışında kucağında iki farklı cisim daha var. Gördüğümüz planı oymak için kullanılan bir taş kalemi ve çok da iyi durumda olmamasına rağmen üzerindeki çizgilere dayanarak ölçüm yapmak için kullanıldığını düşündüğümüz bir diğer cisim. Heykelin her bir öğesi sonsuza kadar dayanması için tasarlanmış. Bunun için heykelde hiçbir çıkıntı ya da uzantı yok. Herhangi bir boşluk da yok. Kollar vücuda birleşmiş. Kollar ve üst gövde arası taş ile dolu. Oturduğu sandalyeye ait ince detaylar göremiyoruz. Ayakları ile kaide arasında da hiçbir boşluk yok. Bu haliyle bize Antik Mısır'daki heykelleri hatırlatıyor. Gudea'nın ayakları hep çıplaktır. Kafasına ise yün ya da kürkten yapıldığını düşündüğümüz bir şapka giydiğini galeride bulunan diğer kafalardan anlıyoruz. Gudea'nın her heykelinde gördüğümüz bu şapka Akat krallarının taktıkları taçlardan çok farklı. Yüzünün tıraşlı olması da Akat krallarının uzun sakallarıyla bir kontrast oluşturuyor. Tabi bu gördüklerimiz Gudea'nın portreleri değiller. Daha çok idealleştirilmiş imajları olduklarını söyleyebiliriz. Bunu yüzünün son derece güzel olmasına dayanarak değil, vücut kaslarının tasvirine dair gözlemlerimize dayanarak söylüyoruz. Bu görselleştirme tanrıların bir lütfu olarak yorumlanır. Burada daha açık renkli bir dioritten yapılmış ufak bir heykel daha var. Figür oldukça hareketsiz ama elinde içinden iki yöne doğru su akan bir kap var. Akıntılarda yüzen balıklar bile var. Bu Gudea'nın halkı için öngördüğü bolluğun bir simgesidir. Bu bolluk ve refahı dindarlığı sayesinde kazanmış. Heykellerin hepsinde gözleri açık, büyük, şekilli ve son derece vurgulu yapılmış. Sadece gözleri değil, heykellerin bütün özellikleri dindarlık, sadelik ve saygı isim geliyor.